Çakır ve Aslan Bey'in tekrar ortaya çıkacağı diye bir şey vardı. Aha. Söylenti vardı. Doğru mu? Hayat belli mi olur? Aslında benim fikrim bu. Bu benim fikrimdi açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. İlk defa söylüyorum burada. Bu bizim bayağı uzun süre böyle hani gırgırını yaptığımız ve konuştuğumuz bir şeydi. Ama fikir olarak ortaya atıldığında herkesin tüylerini diken diken eden ve saçlarını dimdik eden bir şeydi. Tabii ki. Çok fenomen bir adam, çok önde bir adamdı. Hı hı. Ve televizyon tarihindeki bu kadar yüksek cezaletle yazılmış ve oynanmış rollerin en öndelerinden bir tane, ilklerinden bence o da bir ilk. Tanesi. Evet, ilklerinden bir tanesi. Senaryo okuduğun zaman da bunu hissetmiş tabii, tabii, miydin yoksa? Tabii tabii. Yani zaten başlangıcından itibaren ben o işin içerisindeyim. Osman Sınav'la başlayan bir iş o. Evet. Ve işte Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener senaristliğinde devam eden bir iş. Çok heyecanlandırmıştı beni zaten. Çakır veda ettikten sonra çok büyük infial oldu. Türkiye'de kıyamet koptu. Gıyabına cenaze namazlarımı kılınmadı, mevlütler mi okunmadı? Vallahi şöyle söyleyeyim yani size. Bu, yani o süreci ben gerçekten kaleme alsam kitap olur. Olur. Yaşadıklarımı yani, gerçekten sadece kitap mı olur, film de olur. Gerçekten. İnanılmaz. Film bile olabilir, olur. Doğru söylüyorsunuz. İnanılmaz. Çünkü bir de bilinmeyen tarafları var benim yaşadığım. O acayip bir durum. Yani gerçekten film olur. Hala yıl dönümünde ölüm yıl dönümü var işte Süleyman Çakır'ın. Hala saygıyla anıyoruz mesajları atılıyor. Tabii canım her sene. Bir rol bu kadar mı benimsetilir seyirciye? Çok enteresan. Ve dünyada ilk örneği. Bir gıyabında cenaze namazları kılınması, mezar taşları yapılması, mevlütler okutulması, saygı duruşları. Yani çok enteresan. Ve dünyada ilk defa bir millet bir sanal bir kahramana böyle bir şey gösteriyor. Evet. Tepki gösteriyor. Hakikaten müthiş bir şey. İnanılacak bir şey değil. Bir daha da böyle bir şey olmadı. Herhalde olmazdı. Yani bugün Süleyman Çakır'ın 15. ölüm yıl dönümünün. Evet galiba bunun üzerine artık 15 yıl sonra bir şeyler söylemek bana düşer. Söylemem gereken önemli şey şu. Dünya üzerinde tek bir millet. Bir sanal karakterin, yani bir olmayan birinin cenaze namazını kılıp ölüm yıl dönümünü anıyor. Bu da bana nasip oldu. Bu gerçekten çok değerli bir şey benim için. Allah herkese böyle onurlar, böyle gururlar yaşatsın. Ama galiba bu bizim milletimizin de zekası ve hassasiyeti diye düşünüyorum. Bence en değerli tarafı o aslında. Ve bunun üzerine söylenecek en önemli şeylerden bir tanesi yine şu. Benim hayalimdekini söyleyeyim ben size. Bu Süleyman Çakır'ın ne yapacağı belli olmaz. Bu çıkar bir yerden gelir. Öldü mü ölmedi mi? Gerçi öldü ama belli olmaz bu. Çünkü Hızır Çakır Beyliği yazan arkadaşlar da Süleyman Çakır'ı yazan arkadaşlar. Onların yani ne yapacağı belli olmaz açıkçası aslında parantez içinde. Benim hayalimse bu Süleyman Çakır'la Hızır Çakır Beyliği aynı filmde görmek. Ama tekrar bu konuya bu kadar hassasiyet gösteren, 15 yıl sonra bile olsa hala unutmamış olan siz değerli seyircilerimize, kardeşlerimize, abilerimize çok teşekkür ediyorum. Yürekten hepinizi kucaklıyorum, gözlerinizden öpüyorum. Bu sabah kalkıp Twitter'a baktığımda Süleyman Çakır'ın seneyi devriyesi olduğunu gördüm. 17. seneyi devriyesinde bile hala trend topik olan bu durumu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu kadar değerli ve özlenen bir adam Süleyman Çakır acaba bir yerden çıkıp gelse de bu hasret bitse mi diye düşünmüyor da değilim açıkçası. Bu keyfi, bu onuru bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Azdan az, çoktan çok gider. Bir, ben korkmam. İki, her soruna cevap vermem. 3. Bana istediğini söyletemezsin, ben istediğimi söylerim. 4. Aciz duruma düşüp beraat edeceğime aslanlar gibi ipe giderim. Can Polat! Benim için tek bir gerçek var. Onurum için, namusum için yaşarım, yaşamak için öldürürüm. Biz büyüklerimiz sayesinde sürüye dahil olduk. Kar üstünde kan izi kalsa da, üstümüzde akbabalar uçsa da, son nefesimize kadar
Kuyruğumuz da diktir, başımız da. Sana birisi yalan söylemiş. Çakır'ın canını almak kolaydır demiş. Canımı çok acıttın. Ama benim vermediğim şeyi sen alamazsın. Kimse benden çalamaz. Namımızın büyüklüğü dostlarımızın büyüklüğündendir. Sen psikopatsan ben psikopatın Allah'ım lan. E ne güzel. İfade vermeye gidiyoruz. Kelle vermeye gitmiyoruz. Sen de benim kellemi alacak adamın kulağına ezan ancak biz okuruz. Hey koçum benim be. Eyvallah kardeşim. Salağını duymak nasip etmesin Allah. Ya söz dinleyeceğiz? Ya söz söyleyeceğiz? Ama ne olursa olsun, kardeşime can borcumu ödemeden bu dünyayı terk etmeyeceğim. Bu da benden sana son sözdür. Süleyman Çakır, İstanbul'un sefiridir. İade edin. Alemdeki raconu belimden silahı çektikten sonra mermim bitene kadar yerine koymamaktır. Yapma yeğenim. Alem dediğin kahpe olmuş. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az, çoktan çok gider. Bize büyüklerimiz bu işe girerken demişlerdi ki, kabadayının yumuşak bir yeri olursa namı büyük, ömrü kısa olur.